Yaklaşık 2,5-3 kilo. Bu arada şunu aldım. Acıkırsam diye içeri gireceğim çünkü. Orada yerim diye. Burada acıve var yine. Bakayım 1 kilo 800. Yani yaklaşık 2 kilo. Kabe hep böyle olsun, doğsun, taşsın inşallah. Evet, Kabe'de bir dua etmeyin kabul oluyor. Evet, şu anda hurmalarımı ve sularımı aldım. Dağıtmak için dışarıya doğru çıkıyoruz. Bu arada her Bin Davut'a geldiğimde bir abi bana yardımcı oluyor. Artık tanıyorlar yani. Hemen burası Saat Kulesi'nde bulunan Bin Davut. Bu şekilde bakın, çok güzel bir market. Çeşit çeşit şekerler de var. Türk ürünleri de bulabilirsiniz. Şöyle lokumlar var. Evet, şimdi kasaya doğru gidiyoruz. Bakın yine burada önceden gönderiyordum. Hurmalı kurabiyeler var bir sürü. Yine burada böyle bin bir çeşit hurmalar var, görebilirsiniz. Her çeşit hurma bulunuyor. Şöyle yazmışlar 85 riyal diye. Yani 450 TL yapıyor. Yaklaşık 2,5-3 kilo. Bu arada şunu aldım. Acıkırsam diye içeri gireceğim çünkü. Orada yerim diye. Burada acıve var yine. Bakayım 1 kilo 800. Yani yaklaşık 2 kilo 70 riyal. O da 350 TL yapıyor. Evet, şöyle hemen sizlere Kabe'nin iç kısmını da çekeyim arkadaşlar. Şimdi akşam namazı için hanımların olduğu kısma doğru gidiyorum. O kadar güzel kokuyor ki Kabe'nin içi. Şöyle size anlatamam. Az sonra sizlere yakından da çekmeye çalışacağım. Umre iznim olmadığı için alt kata inemedim. Bugün üst kattayım. Şöyle devam edeyim. Hemen zemzem içeceğim koşarak. Rabbim gelmek isteyen bütün kardeşlerime de nasip etsin. Böyle Kabe'deyken, dünyanın kalbinin attığı yerdeyken de
hemen sizlere dualarımı katmak istiyorum. İnşallah bebek isteyen kardeşlerime en büyük duam, biliyorsunuz her zaman aklımdasınız. Rabbim inşallah sizlere 200, 300 bebekler nasip etsin. Siz de bebeklerinizi alın, böyle Kabe'ye gelin, burada koşsunlar, oynasınlar. Bütün dualarım sizlerle. Dünyanın merkezinden size güzel güzel dualar gönderiyorum. Onun dışında inşallah borcu olan kardeşlerim bir an önce borçlarını öderler ve feraha kavuşurlar. Ev almak isteyen kardeşlerimi de Kabe'de unutmayayım. Rabbim sizlere hayırlı, güzel, mutlu, huzurlu bir şekilde oturabileceğiniz evler nasip etsin. Biraz sonra buralarda dolacak. Hemen ben yerimi alayım diyorum. Çünkü az sonra oturacak yer dahi kalmayacak. Şurada hemen hanımlar için alan ayrılmış. Bakın göstereyim. Tabii biraz sonra böyle eşlerini, hanımlarını getirenler biraz sonra çıkacaklar. Burası çünkü hanımlara özel. Evet, burada da zemzem var. Şöyle göstereyim. Burası da sadece hanımlara özel yapılmış. Şimdi buradan zemzem içeceğim. Hepinizin adına. Şöyle. Evet, bu şekilde yeni yapmışlar. Bakın gösteriyorum dokunmatik olarak. Şöyle buraya dokunduğunuzda zemzem akıyor ve bitiyor, duruyor yani. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la Resulullah.
Şu anda size şöyle yatsı namazı çıkışı kalabalığı biraz çekmek istedim. Burada bekliyorum birazcık kalabalığın azalmasını. Ondan sonra arabaya doğru gideceğim inşallah. O kadar güzel ki böyle evden çıkıp direkt Kabe'ye geliyorum. Evet, bugünkü videomuzda da sizleri Kabe'de ağırladık. Siz de bizi evlerinizde ağırladınız. Videomuzu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum dünyanın kalbinden. Kabe'den sizlere kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bugün gerçekten çok kalabalık. Artık hafta içi hafta sonu fark etmiyor. Hep kalabalık. Gözüm hep Türk hacıları aradı. Ama genelde Özbek ve Endonezya, Malezya o hacıları gördüm. İnşallah bir dahaki sefere Türk hacılarımızı da görmek nasip olur. Kabe hep böyle olsun, doğsun, taşsın inşallah. Evet, Kabe'de bir dua etmeyin kabul oluyor. Bakın hemen buradan ablalarımız geçiyor. Türk hacıları zaten tanıyorsun direkt başörtülerinde. Gerçekten Kabe'de bir dua ettiğin zaman direkt kabul oluyor. Rabbim gönlünüzdeki bütün hayır muratlarınızı versin inşallah. Evet arkadaşlar, namaz çıkışı böyle ferahça satan abileri görebilirsiniz. 10 ya da 15 riyale satıyorlar. Bikem? Bakın 15 riyalmiş. Böyle satıyorlar. Zabıta falan yok tabii. Kimse bir şey demiyor. Hemen namaz çıkışı satış yaptıkları için. 15 riyal de 65 TL falan yapıyor. Burada hat satıyorlar. Geçenki videomda söylemiştim. Buradan hat alabilirsiniz, bir aylık umreci hattı. Şimdi herkes böyle oteline doğru gidiyor. Ben de arabayı Azizi'ye çektim. O yüzden oraya doğru gidiyorum. Burada yine böyle masaya bir şey koymuş, koku satıyor galiba. Hemen ayaküstü namaz çıkışı herkes
Evet, burada misk satıyor. Evet. Herkes rızkının peşinde. Böyle yine umreye gidenler var. Ama hava gerçekten çok güzel. Nem olmadığı için böyle hafif esiyor hava. Mekke'de hayat hiç durmuyor. 7/24 böyle. Size de şöyle Kabe'nin sokaklarını da çekmiş olayım. Herkes oteline gidiyor. Burada otopark var. Aracıyla gelenler için çok yakın. Kabe'ye yürüme mesafesi. Ben Aziziye'ye çektim. Şimdi taksiyle oraya gideceğim. Arabayı alacağım. Doğru Cidde'ye. Evet, buradaki satıcıdan şöyle bir çanta aldım. Abiye çanta. Gri var, bir de gold var. Adam rızkının peşinde. Ne alaka demeyin sakın. Adam satıyor işte namaz çıkışı. Rızkı da geliyor. Bakın buradan aldım. Açayım siz de görün. Güzel ama. Evet arkadaşlar, namaz çıkışı böyle. Satıcıları görebilirsiniz. Pazar şeklinde. Zabıta falan gelmiyor. Bir şey demiyorlar. Olsun diyorlar. Zaten böyle sadece namaz çıkışı satıyorlar. Burada birisi kemer satıyor sanırım. Her şalmış. Siyah görünce kemer sandım. Şalmış. Şimdi buradan arabayı Aziziye'ye çektiğim için otoparka, buradan yürüyerek gideceğim. Taksiye bineceğim. Tabii buraya taksi şu an giremiyor. Namaz çıkışı polisler izin vermiyor. O yüzden biraz yürümem gerekiyor şu izdihamla birlikte. İleriden taksiye bineceğim. Ben şu görüntüyü bile çok seviyorum. Yani namaz çıkışı. Mekke bu şekilde oluyor. İnsan seli. Yani nereden ararsanız var. Zaten buraya arabayla giremezdim. Şu an zaten araçların geçmesine yayalar müsaade etmiyor. Trafik kilit. Ve otobüsler de var tabii. Yatsıdan sonra işte Mekke'den Medine'ye gitmek için yola çıkanlar var. Oteller var. Bu arada Diyanet'in otelini gördüm Aziziye'de. Orayı da çekmem lazım.